Merhaba hanımlar, merhaba. Bugün gayet pratik, kolay kabak yemeği yapacağız hep beraber. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Ben 2 tane kabaktan yapacağım. 1 tane havuç, 4-5 tane sarımsak, 1 tane soğan. 1 yemek kaşığına yakın salçamız var. Ben kabağı 2 tane kullandığım için salçayı da az kullanıyorum. 2 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber ve tuzumuz. Ocağımızın altını yakalım. Yağımızın ölçüsünü vermiyorum çünkü ben 2 tane kabaktan yapacağım için çok az bir miktar yağ koyuyorum. Evet, soğanlarımızı doğruyoruz. Gayet 5 dakikada pişecek. Hepimizin bildiği bir kabak yemeği. Tabii bunun çeşitleri, müjdeleri var. Yapmıştım kabak sandal. Hele kabak sandal. Neşe, bir de oraya bakarken ben de elimi kesmeyeyim. Sen soğanı doğradın, şimdi ben doğrayayım biraz. Evet, şöyle havucumuzu da doğrayalım. İnce ince, gayet ay şeklinde. Ben pul biberini acıyı sevdiğimiz için içine koyuyorum. Arzu eden koymayabilir de, damak zevki bu. Evet, kızmış olan yağımızın içine havuç ve soğanlarımızı, her ikisini birden kavuruyoruz. Ben kabaklarımızı çatalla şöyle çizdim. Kabaklarımızın dış kabuğu sert olduğu için, daha çabuk pişmesi için. Kabaklarımızı da kuşbaşı doğruyorum. Evet arkadaşlar, soğan ve havuçlarımız iyice kavruldu. Arkadan salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı da iyice kavurup erittikten sonra, şöyle erittim. İyice salçamızın kavrulmuş kokusu geliseye kadar kavuruyoruz. Evet hanımlar, salçamız da iyice kavruldu. Telefon geldi bugün de, sinirlerim de bozuldu. Neyse, bozmayacağım sinirimi yine. Kabaklarımızı ilave ediyorum.
Evet hanımlar, bir 5 dakika kabaklarımız da bu şekilde 5 dakika fazlaya gerek yok, kavuruyorum. Tenceremizin kapağını kapatalım, arada bir karıştıralım. Evet hanımlar, tabağımızda bir 5 dakika kavruldu. Sıcak su. Kaynamakta olan sıcak suyumuzu tabağımızın üzerine bir parmak geçecek şekilde koyuyorum ben. Evet, tenceremizin ağzını kapatıyorum. Ocağımızın altını kısıyoruz. Bir 10 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Evet, kabaklarımız da pişti. Hanımlar. Ben bir çay kaşığı tuz atıyorum. Ve içine en son kuru nane ve pul biberimizi ilave ediyorum. Şöyle hemen 1-2 dakika kaynaması yeterli. Kapağımızı kapatıyoruz. Hemen birkaç dakika. Evet hanımlar, 2 dakika sonra ocağımızı kapatıyoruz. Gayet hemen 5 dakika içinde olan, hepimizin bildiği yaptığı, ben havuçlu yaptım, kabak yemeğimiz hazır. Ben bol naneli çok seviyorum kabak yemeğini. Tabii içinde dereotu da çok güzel, nefis oluyor. Aman ben de iyi ki şey yaptım. Nane de mis gibi koktu. Evet canlarım, yenmeye hazır. Afiyet olsun hepinize. Hepinizi tekrar çok çok kokulu kokulu öpüyorum. Faize Börek'ten canlı yayın yapıyoruz. Bilmeyenler için bu duyurum. Canlı yayınımıza bekliyorum sizleri duduşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Oh.